Hocam Zübeyir Gündüzalp nasıl biri bahseder misiniz? Zübeyir Gündüzalp'ı bahsetme bizim gibi küçüklerin işi değil. Zübeyir Gündüzalp'tan bahsetmek bizim takatımızın fevkindedir. Ben yalnız Zübeyir Gündüzalp'a güzel alakalı bir hatıram var. Onunla ömür boyu iftihar ediyorum. 1967'de Ankara Bentderesi Medresesi'ndeydim. Sait Özdemir'in medresesi. Onların hepsini almış, hapse koymuşlardı. Önce Ankara'da, sonra da şeye götürdüler. Neydi? Adan yanında. Mersin'e. Mersin hapishanesine götürdüler. Medresede bir gün sabah namazı. Şiddetli bir his, Hacı Bayram'a gitmemi söyledi. His, ses falan değil, his. Ama çok şiddetli. Hacı Bayram'a git dedi. Namazı kılmıştım, sabah namazını kılmıştım. Hacı Bayram'a gittim. Gittim, o son cemaat mahallinde Hacı Bayram'ı bilenler, ilk girişte o bir böyle bir yer var, orada. Dikkat ettim, Zübeyir abi oturmuş. Zübeyir abi orada. Aynen vakayı söylüyorum. Gittim, yanına güzelce oturdum. Çok hafif bir sesle, selamünaleyküm dedim. Bana bakmadı. Müslüm kardeş geldin mi dedi. O güne kadar yakından bir münasebetimiz olmamıştı Zübeyir abiyle. Efendim geldim dedim. Gidelim o zaman dedi. Kalktık, onunla girdim. Medreseye götürdüm. Onu da arıyorlar, kaçak. Onu da hapse atacaklar. Şeye gönderecekler. Aldım götürdüm. Sait abinin görülmesi adeta mümkün olmayan, ancak oraları yıkasın ki bulasın bir yeri vardı. Bir zula yeri var. Döşeli böyle güzel, hoş. Böyle şeyler için hazırlamış Said abi demek. Aldım oraya götürdüm Zübeyir abiyi. Bilemiyorum, 3 ay mı desem, 2 ay mı, 3 ay mı, fazla değil yani. O kadar veya daha fazla bilmiyorum. Zübeyir abiye şahsen hizmet nasip oldu bana. Şahsen onun hizmetini görmek bana nasip oldu. Sonra dedi, Müslüm kardeş İstanbul'a gidelim. Emredersiniz efendim dedim. Aldım, otobüse bindik. Gittik. Onu Kirazlı Mescid sokağa götürdüm. İstanbul'da. Tek medrese vardı zaten. Orada 1-2 gün kaldığımı zannediyorum. Çok eski tarih yani. 1967. 60 sene olmuş hemen hemen. O zaman Konya'da Mustafa Kırıkçı, Ali Polat'la beraber Bediüzzaman mecmuası çıkarıyorlardı. Adı Bediüzzaman. 67 gibi tarihte Bediüzzaman'ın mecmuası çıkarıyorlar. Kimse Bediüzzaman ismini ağzına alamıyor. Kahramandır onlar, cidden kahraman. Allah rahmet etsin, Kırıkçı vefat etti. Muallim, lisede muallim. Ali Polat da öyle, onunla da medresede epeyce kaldık beraber. Bediüzzaman mecmuası demet halinde geliyor, satılıyor işte. Zübeyir abi dedi, Müslüm kardeş gidip mecmua satalım dedi bana. Baş üstüne abi dedim. Bediüzzaman mecmuası aldık, yeni camiye gittik Eminönü'nde. Zannediyorum Zübeyir abi hangi kapıda durdu iyi hatırlayamıyorum. Bir kapıda Zübeyir abi durdu, bir kapıda ben. Lapa lapa kar yağıyor böyle.
kış, lapa lapa kar yağıyor. O karın altında mecma sattık. Bir kapıda Zübeyir abi, bir kapıda ben. Böyle bir hatıram var Zübeyir abi hakkında. Ondan sonrası Zübeyir abi üstadlarımızdan biridir. Bediüzzaman'dan aşağı üstadlarımızdan birisidir. Bizim onun hakkında Zübeyir abi böyledir, şöyledir demek gibi bir yanlışa düşmemiz mümkün değil. Allah ona rahmet etsin. Afyon hapishanesinde gittik gördük orada. Afyon'a gittik, orada gösterdiler. Bir o zaman tabii küçük, herkes niye geldi, niye gitti var. Oraya küçük bir bakkaliye açmış. Kimse bir şey demesin diye. Oradan üstada hizmete gidiyor Afyon hapishanesine. Öyle dediler değil mi? Kim vardı bizden beraber orada? Şeye Afyon'a gitti, sen vardın. Öyle dediler değil mi? Buraya ufak bir bakkaliye açmış dediler. Zübeyir abi. Ama sonradan içeri aldılar onu da. Zübeyir abinin biz bütün hareketlerini rehber kabul ediyoruz. Öyle şöyle büyük, böyle büyük biz bir şey diyemeyiz. O bizim terbiyemiz müsait değil ona.